üstünde çiğ salça olan bir ürün bizim önümüze getirdi. Bu kabul edilir değil ve asla puanlamaya girmeyecek bir yemek. Ahim köftesi lastik gibiydi, sertti, çok birbirine sıkışmıştı. Kesinlikle bir bütünlük arz etmiyordu yemek birlikte. Kesinlikle mutfağı meraklı gözüküyor. Ona ben ders vermem gerekiyor. Eğer istiyorsa benden bir ders alabilir. Workshop düzenleyebilirim onun için. Köfte nasıl yapılır, salça nasıl eritilir, sulandırılır, hepsini öğretirim ona. Peki Yusuf? Atakan Bey, şimdi ben şey diyeceğim, yani menüde gördüğümüzü masada göremiyoruz. Niye? Güveçte, gondol köfte güveç yok. Pancarlı salata, mevsim salatası, pancarı işte arayarak seçiyoruz. Seçiyoruz. Pancar var içinde. Var, yok değil ama yani böyle ön planda değil. Hani arkadaşlarım. Başlık olarak koymuşsunuz siz. Tabii ben hemen şöyle bir açıklama yapayım. Tekrar tekrar oluyor ama hani çok özür diliyorum bunu söylerken de. Ha, bu iş. Salatanın adı pancar salatası değil. Pancarlı mevsim salatası. Pancarlı mevsim salatası yani çok, evet, yani eser miktarda koydum. Biraz. Eser miktarda değil, kocaman bir pancar koydum. Bakabilirsiniz yani, beraber bakabilirsiniz. Serpişler zaten tam da ona hizmet ediyor demektir. Marullar biraz daha ön planda duruyor. Yani pancarı fazla koyarsanız nur toprak tadı alırsınız. Çünkü çiğden kullandım. Çiğden kullandığım için o toprak tadını almamanız için gerçekten yeterli bir miktarda kullandığımı düşünüyorum. Peki ben yemek yorumuna devam. Yemek yorumunda da Yeşim Hanım da söylemişti. Gerçekten gerek pilav olsun gerek köfte olsun. Yani çok tuzsuz kalmış. Salata da hatta neredeyse salata da tuzsuz sayılacak derecede. Köftenin pişimi iyi pişmiş ama sert kalmış. Bezelyeler diri kalmış. Pilav gelecek olursak da pilavda da bu işte yer fıstığı ve kuş üzümü çok ön planda değil. Yine bundan da çok az koymuşsunuz salatada yaptığınız gibi. Yer fıstığı değil, çam fıstığı. Çam fıstığı, çok özür dilerim. Dilim suçtu benim de. Pilavın kıvamı da çok yapış yapış ya. Yapış yapış mı? Bu pilav. Evet. Emin miyiz? Dişime yapıştı yani. Dişine yapıştı. Ben gerçekten inanamıyorum size ya. Gerçekten yani. Ben, bakın yorum yapıyorum. Çünkü pilavda yağ yok. Yok değil aslında, yağ yok. Çekimde çok göreceksiniz. Az yağ. Yağ çok az olduğu için o çekimde bir göreceksiniz ne kadar yağ koydu. Yalan mı vermiş? Ve utanacaksınız bu söylediğinizden de. Bunu da benim çiğnerken böyle çok çiğnedim yani pilavı. Çok çiğnedim. Yani gerçekten pilav ve yani neden tuz atmadınız bu yemeklere? Onu merak. Tuz derken? Ya tuz basma mı istiyordunuz tuz yani? Pilavda yani tuzu basma mı istiyordunuz? Olması gereken tuzu söylüyorum. Olması gereken reçetesine göre yaptım beyefendi. Ama yani aynı şeyi beraber yiyoruz ya, siz tuzsuz olduğunu. Sen yemeğini bir sonra soruyorum yap. Evet öyle. Evet Yusuf, peki pilavı beğenmedin. O beğenemedim, evet. Eti de beğenmedin. Et sert kalmış ve tuzsuz maalesef. Bezelyeleri diri dedin, tuzsuz dedin. Salatayı da beğenmedin, yeteri kadar pancar yok dedin. Yani ana yemek tabağını komple salata beğenmedin. Salata aynı zamanda salatanın tuzunda sıkıntı var. Evet. Sıkıntı var. Oo. Peki bir şey soracağım. Bu garnitürleri hazır mı kullandın, kendin mi haşladın? Kendim haşladım. Kendin haşladın. Yani patatesi, havucu, bezelyeyi ayrı ayrı haşladın. Peki. Bir saat kaynadı bunlar. Bir saat boyunca haşlandı. Hayır, az pişmiş dedi de Yusuf. Hala yani şu bezelye gerçekten yani yok. Bezelyeler diri mi? Bezelyeler bana bir daha yani bakacağım. Değil, bana bir göre daha bak. Değil. Sana göre değil Aygül, sana göre Hülya, benim Yeşim. Bu yediğimde bir dirilik var. Sende var mı? Bir tık ama yenilebilir kıvamda. Bezelyenin yavanlık var ya, bir koku geliyor bezelyenin. Böyle köfteden içinde donmuş etten ya. Donmuş, evet, bezelye donmuş kullanmak zorunda kaldığım bak, için. Sanki bezelyenin olaydan haberi yok. Benim burada ne işim i̇şte var? İşte birisi kalk gidelim diyor, birisi oturalım i̇şte diyor. İşte bir saat boyunca aynı suda i̇şte haşlandı yani. Bütünleşememiş yani. Ne yapayım, bir yani bezelyeleri farklı yerde dedim. Hadi yok siz burada işte bir kaynayıverin. Bunlarla diğerine kaynaşın. Bir saat haşlandı diyor. Bir saat haşlandı. Ama bir saat bezelyenin farklı cinsleri olabilir. Valla elimi soktuğumda yanıyor o derece. Ara tabiydi acaba ama donmuş bezelye ya. Allah. Bir tık kabuklarında sertlik var. Ben anlamadım. Suya batırıp çıkarmak yeterli değil mi donmuş bezelyeyi? Bir saat kaynadı. Yani patlar ki bezelye. Evet işte bir saat kaynadı. Bir siz saat. Bir saat kaynadı. Bezelye. Emin evet, misiniz evet, bezelye olduğunu? Havuçla karıştırmayın. Çok özür diliyorum ama gerçekten yani artık çirkin bir yorum yapmak istemiyorum. Kadın olmanız dışında herhangi bir şekilde hani size kötü söz söyleyemiyorum. Gerçekten yorumlarınızı lütfen artık birazcık düzeltin. Hayır, ben yorumlarımı düzeltiyorum çünkü da bir saat. Çünkü siz yorum yapmıyorsunuz, siz dalga geçiyorsunuz. Siz dalga geçmeye başladığınız anda benim kişiliğimden değişir ve çok çirkin bir insana dönüşür. İstediğiniz olabilirsiniz ama ben sizinle dalga geçmiyorum. Şu an bile dalga geçiyorsunuz. Geçiyor o bakışlarınızdaki muyum? Tabii yani geçiyor muyum? Yani o bakışınız geçiyor bile. Geçiyor muyum Zoyla Hanım? Şimdi anlayamadım. Yani. Belki güldüğüm içindir. Yok, gülmeniz değil bu. Gülmeniz beni asla rahatsız etmez. Gülmek bir insana gerçekten çok yakışan bir şey. Ama siz az önce rahatsız oldunuz, sürekli gülüyorsunuz dediniz bana. Gülmenize bizden bahsediyorum. Ben öyle bir insan değilim ve bunu kesinlikle kabul etmiyorum. Evet, bu tür kelimeler lütfen benimle konuşurken de birazcık
Siz dikkatli dalga... konuşursanız sen sevinirim. Sen de seni değil, herkes birbiriyle konuşurken evet. Lütfen televizyon programındasınız. Dalga geçiyormuş gibi davranmazsanız bu cümleleri benden duymazsınız. Ben sizinle dalga geçmiyorum. Eğer dalga geçtiğimi hissediyorsanız da kusura bakmayın. Evet. Öyle bir şey yok. Dalga şey geçmiyorum. Var, dalga geçiyorum. Burası bir yarışma ama programı ama yani. Diğer günlerde de arkadaşlar o sizdeki o enerjiyi görecekler. Dalga geçtim enerjisi. Evet, dalga geçtim. Tamam peki. Enerjiyi. Kesinlikle görmeliler, haklısın. Ben gerçekten dalga geçmedim. Onlar sadece benim güler yüzümü kıskandılar. İstedikleri kadar kıskansınlar. Ben hep güldüm, bugün de güldüm, yarın da güldüm, öbür gün de güleceğim. Hatta ben bu hayatta hep güleceğim. Peki Aygül, sendeyiz. Şükür. Ara verdiler. Ben etin pişmesiyle ilgili bir sorun bulmuyorum ama bir koku geliyor. Yani evet. Ağır etten bir koku mi var. Ette mi? Evet. Ne kreması kullandın? Dana. Dana. Evet, dana mı diyecektim. Yağdan falan mı? Neyden aldın o kokuyu? Bilmiyorum yani o ağızda... Kuzu falan da koymadın değil mi? Hayır hayır, asla bir şey. Sadece dana eti var. Ya ben danayı da severim, çift kuzuyu da severim ve asla et yemek ayırt etmeden yerim. Hı-hı. Ama köftede inanılmaz bir ağır bir koku var. Tat olarak kafa rahatsız sağladın ediyor. Katılıyor musun katılıyorum buna? Katılıyorum. Demin söylemedin yemek yorumunda. Üzerindeki... Ya bütün... Pardon Aygül. Aslında söylediğimi düşünüyorum ama belki... Ha şimdi içinden... ne Yusuf ne sen? Yok yok. Yok söylemediniz. Söylemediniz. Şimdi bu önemli bir konu da onun yok, için soruyorum. Yok bence de kokuyor. Ben de kokuyorum. Aynen öyle. Koku aldın mı sen Yusuf? Yok gerçekten açtım. Ağır diyor koku, çünkü. Ağır hafif de demiyor. Ağır diyor. Ve ben evet, yiyemedim yoğun zaten. Yiyemedi. Koku geliyor. Koku geliyor. Ya bana yemek kokusu gibi geldi. Yok, yani şöyle o koku acaba var şeyden mi geliyor? Baharatlardan mı alıyorsunuz yok, yok, acaba? Yok yok, baharat değil. Değil. Et değil kokusu. Baharat değil. Yoğun et kokusu var. Çünkü et. Ya üzerindeki... market alışverişinde siz de göreceksiniz. Gayet temiz, hijyenik ve yok, yok, yeni bir şekilde çekilen bir sanki yeni kesilmiş dana sıcağıyla koyulmuş yok, gibi. Yok zaten. Marketler zaten birazcık o şekilde et satamıyorlar. Beklenmesi var gerekiyor. Üzerindeki sebzeler... Marsı mı diyorsun? Evet. Normal bir koku. Yani. Peki, etin lezzetini de beğenmedin o zaman yok, sen. Yok, beğenemedim. Kusura bakmayın. Peki. Beğenemedim yani. Pilav? Pilavla ilgili... Sen pilavı yedin mi? Buradan bütün duruyor. Şu... Herkesin pilavı daha mı seninki kule gibi bu duruyor. Bu tarafa doğru yedim. Ha, o tarafını ha yedim. Ha pardon, orasını görmüyor muyum ben? Yedim. Tamam, nasıl buldun? Ya pilavda da haşlama tadı geliyor direkt. Yani haşlanmış... Doğal değil mi sence haşlanmış? Yani hayır. Yani yemeğin fıtratında var pilavın. Tereyağında kavrulma, üzerine bir... tavuk suyu olabilir, et suyu olabilir. Et belki vaktinizi alır haşlama. Ha direkt haşlama tadı kullanmak gibi mi evet geliyor diyorsun? Haşlama ha anladım demek geliyor istediğini. Yani bir lezzet. Lezzet anlamı. Tuzunu çok az buldum ama et kısmında bu tarafta lezzet yani tuz karşı baharatı normal. Anladım. Üzerindeki sebze, kaşar peyniri de tadında ve pişmesinde bir problem görmedim. Evet. Etinde sadece onda problem var. Bunda da etteki haşlanmış... problem dediğiniz şey değil mi? Kokudan koku bahsediyorsunuz. Evet, o benlik bir şey değil muhtemelen. Bu yüzden hani... zorlandım açıkçası. Kim bu arada salça koymuşsunuz ya. Salça salçayı... karışmamış orada. Karışmamış değil, pişmemiş. Evet. Çiğ salçayı çiğ salçaya geçmemiş. Ne kadar pişirdin sen bu yemeği fırında? Yarım saatten fazla. Bu çiğ salça. Evet evet çiğ kalmış şu an. Bayağı da fazla var. En çok da bana koymuşsun. Yok bende de çok vardı. Var mıydı? Vardı vardı ben nasıl yiyemedim yani zaten. Nasıl yani? Alta geçmemiş suyla birlikte o salça sos. Özleşmemiş birbirine geçmemiş. Sanki su da yok yani. Sanki... Salça sos suydu evet, çok şey kuru oldu. Geçmedi et, altına kuru geçmemiş. İşte lastik gibi dediğim i̇şte kavram ondan geliyor. İşte altına geçmemiş. Onda bir yorum yapamam. Hı. Peki sen nasıl bir yorum yaparsın bize Yeşil? Ben dalga geçmeden bir yorum yapacağım artık şimdi. Artık gülmüyor. Kesinlikle. Gondoldu değil mi? Güveçte evet gondol. Öncelikle ben güveçte beklerdim. Ve arkadaşlarıma katılıyorum. Et çok kokuyor. Ağır bir koku var. Sen de mi aldın ette koku? Kesinlikle ağır Allah bir koku Allah var. Ve kuru. Çok. Ve sebzeler birbiriyle özdeşleşmemiş. Üstü de kurumuş zaten. Yani bunu biraz suda mı kaynatmak gerekiyordu öncesinde bilmiyorum. Yani şu salçayı bir sos yapıp evet, çekmesi gerekiyordu. Aynen, ama öyle bir şey olmadı. Olmamış. Pilavda gerçekten sanki bir yağ eksik, gerçekten bana bir haşlama gibi geldi. Gerçekten çok yani, inanılmaz ya hatta gerçekten... Gürbüz şey dedi bana. Ne dedin oğlum? Tatlı bir de ve de bu kadar tuz çok yok yağ neden koydun dedi. Tuz yok, pilavda tuz eksik. Yani kesinlikle bu yemek de bana tatlı bir şey geldi. Bir şey söyleyeceğim, ayçiçek yağı mı koydun? Ayçiçek yağı ve tereyağı. Ha tereyağı. Tereyağı tadı hiç almadım. Evet, salatayı bol zaten bol hiç yorum koydum yapmaya gerek yok. Niye? Gerçekten mı acaba çok kötü. Salata bir sen... Kusuz tereyağı kullandım. Belki o yüzden olabilir. Bir şey söyleyeceğim. Sen salatayı genelde söylemedin. Hayır söylemedim. Nasıl bulmuştun? Salata marul tadı geliyor. Yani ben de katılıyorum. Hmm. Ve pancar tadı bekliyordum yok açıkçası.
O yok maalesef. Çok bütün. Ben tuzlu, ekşili severim. Bana göre iyi. Tam bir talihsizlik. Güveçli gondol köfte çok pişirmişti. Kuruydu ve ne yazık ki tuzu eksikti. Yani lezzet alamadım. Dümdüz bir et yedim. Güveçte gondol köfte bir kere güveçte değildi. Yıkıldım. Gondol da değildi. Bildiğin çanaktı. Ben bir çocukluğuma giderim falan diye düşündüm ama evet, içindeki bezelyeler götürdü beni bir yere. Gondol köftenin gondolla alakası yoktu. Köfte inanılmaz rahatsız edici bir pişirme şeklinde yapılmıştı açıkçası. O yüzden ana yemeğinde hiçbir şeyi beğenmedim. Çok farklı böyle salçayı almış, lap diye üzerine atmış ama salçanın olaydan haberi yok. Yani yemeğin içinde olduğundan. Atakan Bey'in yemek yapmakla hiçbir alakasının olmadığını o salçayı üzerine attığı an emin oldum. Peki eline sağlık diyelim. Ya ben bir lezzet alamadım, hiç lezzet yok. Hiçbir yemeğinde? Hayır. Hiçbir şey beğenmedin sen masanın başından beridir. Üzgünüm. Hiçbir şey beğenmedin mi gerçekten? Ben öyle şunu beğendim, gördüm, duydum. Şunu beğendim. Evet, masanın yıldızı beğendim. Dedi. Yoğurdu beğendim, evet. Masanın yıldızı dedi. O da ceviz seviyorum o yüzden belki de. Evet. Eyvah eyvah. Hanımefendi dalga geçmekten yemeğin tadına bakamadı zaten. O yüzden çok da dediğim gibi, biraz önce de dedim ya, çok bana artık samimi gelmiyor. Yani etin kokusu buradan bile geliyor yani. Bana. Ben de bir koku aldım, evet. O noktada maalesef. Neden ben de bilmiyorum. Taze de et. Pazartesi bugün zaten her gün kasabamıza tembihliyorlar. Biliyor artık, aylardır alışveriş yapıyoruz. Zaten biz özellikle temin ettiğimiz, bizden yapıldığı zaman alışveriş. Bazen siz kendiniz getiriyorsunuz ya bazı malzemeleri. Özellikle et, balık, tavuk, tüm ürünlerde bu böyle ama özellikle tabii ki etlerde onlar kameraya o anlar yansımıyor olabilir ama bunun evveliyatında da konuşuluyor, o esnada yarışmacı da konuşuyor, bizler de konuşuyoruz. Her şeyin tazesi, güzeli. Zaten koyduğu, herkese olması gerektiği gibi sadece bizim için değil. Pişirme tekniği olabilir, zaten orası koyduğu bir baharat olabilir. Değil. Belki de bilemedim yani, hani yağ içine etin ekstra bir şey kattın mı? Etin kıymanın içine ekstradan yağ da koydum. Heh. Suda koydum. Ne yağ koydun? Zeytinyağı koydum. Zeytinyağı koydun ete. Hmm. Soğanın suyunu süzdüm. Anladım. O şekilde hani suyu geçmesin, acımasın istedim. Suyu peki, özellikle koydum ki o biraz önce dediler çok sert. Asla sert değildi. Burada sert kesinlikle değil. Kabul sert etmiyorum. Sert miydi? Gerçekten sert. Ben Atakan Bey'le hani farklı şeyleri farklı yollara çıkıyoruz. Evet. Köfte gayet kuru pişmiş sertti ve tuzsuzdu yani. Kuru pişmiş sert. Evet. Garip bir üçleme. Kuru pişmiş. Gerçekten yani şu an söylediğiniz yani farkında mısınız? Bunlar birbirine çok uzak kavramlı. Siz farkında mısınız? Farkındayım. Kuru pişmiş sert. Çok piştiği için kurumuş ve sert yani. Bunlar uzak rakamlar. Yani yumuşak sert rakam demedim ki ben size. Yani tadımlar. Şunu demek istiyorsun, çok piştiğinden mütevellit, et evet, suyunu kaybetmiş, kesinlikle, kurumuş, kesinlikle, sertleşmiş ama sen de lastik gibi dedin. İşte o yüzden lastik. O yola çıkmış yani. Sert olduğu için. Hmm. Ve kokusu da zaten. Lezzet kaybına uğramış. Yani yemek istesem yerim, güzel olsa zaten salçası gayet. Salçası zaten hiç ona geçmiyor. Bir de şu porsiyonlar yani yine mesela. Pilav çok fazlaydı. Pilav fazlaydı. Şey porsiyon mi? Olarak. Porsiyon mi olarak ha, normal. Sunum şeyinde koydum. Yani kabında koydum. Öyle getirdim. Kaldı mı sos sizde? Yok, hayır. Tamam, tatlı servisine geçiyorum. Tatlı neydi Atakan? Karpatka dolgulu volovan yaptım bugün, meyveli. Bu tatlıyı bilen var mı? Evet. Yapılmıştı sanırım, bizde bir yarışmacı yapmıştı. Hatta eşi bir tanesini de göndermişti hediye ekstra. O hem de aynı haftaya denk gelmişti galiba değil mi? Balık menüsü yapan bir yarışmacı vardı. Selam olsun, ismini hatırlayamadım, kusura bakmasın. Sen yaptın. Ben yaptım, biliyorum. Olayın tatlı zaten. Sen yaptın mı? Hayır. Yeşim yapmadım. Ben... Başka yapan ya, yiyen? Karpatka olarak biliyorum da volovan herhalde... Karpatka zaten bir bütün yok olarak zaten. Polonya tatlısı. Polonya tatlısı. Evet. Evet.